Arkadaşlar herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün kısa net öz bir elimiz var ama güzel bir el. 1-3 e, butonda oturuyoruz. Buradan bakalım başlatalım elimizi. Asas var. Siyah aslar var elimizde. 660 işte 650 da Average stack size var. Şimdi bir, bir şey belirteceğim. 12. Şuradan bir limp geliyor. Buradan 12'ye rez geliyor. 36'lık bir tribet. Bence ufak bir tribet. Asas tarafından yapılmış. E, burada bu daha büyük. 45'leri falan e, hedefleyebilirdik. Ufak bir şey. Tribet olmuş. Small blind fold edecek. Arkadaşlar big blind'in 657 doları yok. Big blind'in sadece big blind koca kadar parası varmış. Bir önceki elde bütün parası gitmiş. O yüzden big blind otomatik olarak e, all in girmiş olacak burada. 5 doları var. En sonunda da showdown'a gidecek. Burada big blind kapattı işaretliyorum ben ama en sonunda Olin girmiş olacak. Ben size eline de söyleyeceğim zaten. Şu an Olin yani 5 dolarıyla. Lowjec'teki arkadaşımız da 콜 ediyor. Şimdi Lowjec 콜 ettikten sonra çek geçiyor. Nasıl bir board alabildiğine ee, drive board arkadaşlar. F straight ihtimal. ah konuşamadım. Straight derken flash demeye çalıştım. Straight ihtimal yok, flash ihtimal yok onlu bir kağıt var. Bir de iki var yerde alakasız bir iki. Bizde overcard var. Tabii ki burada betlemek gerekiyor. Yalnız betledikten sonra şöyle bir şey oluyor. Şimdi betledikten sonra logic bizi bu kadar dry bir boardda yüzere izlediyor. Şimdi ilk sormamız gereken soru şu. Logic gerçekten bu kadar dry bir boardda fast play oynar mıydı? Yani elini hızlı bir şekilde oynar mıydı? Raise miydi? Bence etmezdi. Yani düşünün siz 9-10 var elinizde low jack'te oturuyorsunuz ya da jack on suited var işte low jack'te oturuyorsunuz. Elinizde 10 olsa bu kadar hızlı oynar mıydınız? Tabii ki small stakes, tabii ki zaman zaman oynayan insanlar çıkabilir. Ama oyuncuların, marketin, popülasyonun genel eğilimi, ekosistemin genel eğilimi bunu fast play şeklinde oynamamak ki bence doğrusu da o zaten. O yüzden 10 olma ihtimali beni düşündürüyor rakibin elinde, low jack'in elinde. Şimdi bunu bir kafaya yazıyoruz. Ondan sonrasında devam edelim. Biz asasla ee, ne yapabiliriz? Şimdi biz asasla ne yapabiliriz derken aslında sibet noktasında şöyle bir şey de düşünmek lazım. Normalde arkadaşlar daha e, bu işte sibet raise aksiyonlarının olmadığını düşünün. Şimdi sibet sırasında biz 30 işte 35 bet dedik. Lobby'deki arkadaş kendinizi düşünün gene. Lobby'de siz oturuyorsanız elinizde as çek, as queen, as 10 gibi şey onu saymıyorum. İşte as çek, as queen bir şekilde varsa as papaz gibi kağıtlarla kol etme eğiliminde olursunuz. Yani ace highly kağıtlarla, showdown'a olan ellerle, overcard'larla kol etme eğiliminde olursunuz. Özellikle bunların içinde as var. Şimdi King Jack de 10 2ye to overcard. iki tane overcard ama mesela as Jack'in King Jack'e göre kol etme eğilimi çok daha fazla. Yani neden? Çünkü as bir e, ace high yani showdown'a olan bir el. Ama biz elimizde iki tane as olunca otomatikman bu ihtimali rakibin elinden alıp götürmüş oluyoruz. Yani rakip e, bizi az çekle belki kol edebilir diye düşünecekken sibet yapmadan önce elimizde as olduğu için bu ihtimal birazcık daha düşmüş oluyor. Şimdi de videoyu anlatan arkadaş şöyle diyor. Yeni teoriye göre, yeni mantığa göre şöyle işliyor yeni mantık diyor. Board 10 10 2. Benim elimde asas as var. Şimdi yeni teori şöyle söyler. Rakibin elinde ben benim elimde olma ihtimalinden daha fazla sayıda 10 var. O zaman diyor ben burada tabii ki beklemeliyim ama ufak bet yapmalıyım diye söylüyor diyor. Eski old school eski teoremde şöyle diyor. Rakip ki ben mesela bu, bu şekilde düşünmeyi tercih ederim şu şu noktada. Rakibin elinde ne olabilir abi? Ee, 9-9'da rakip kol edebilir. 8-8'de kol edebilir. 7-7 ile kol edebilir. çek çekle bir şekilde varsa kol edebilir. As Queen As çek her ne kadar biz iki tane as olarak as olmasıyla beraber düşürüyorsak ihtimali. Varsa bir şekilde Queen Queen ile kol edebilir. O yüzden ben burada şimdi bot diyelim 100. Yüzlük bota ben ee, 35 ile betlesem kol edecek. 9 ile. 80 de betlesem kol olacak, 100 de betlesem kol olacak. Hatta bir şey söyleyeyim. 120 betlesem belki 10 da kol edecek. Belki 130-150'den sonra falan e, fold etmeye tabii ki başlar. Fold akütü çok artınca. O yüzden burada max value'yu almak için old school yaklaşım e, 9-9-8-8-7-7'lerden maksimum beti yapıp parayı alabilmek. Çünkü her türlü kol edecekler zaten. Ama yeni teori diyor ki 10x rakiminin de 10 olma ihtimali daha fazla. Bizim o yüzden çok agresif bir bet yapmamıza gerek yok. Burada ufak bir betle e, ki adam da öyle yaptı yanılmıyorsam. Devam edebiliriz diyor. Şimdi dönelim elimize. Flop analizinden sonra. Yüze, yüze raise diyor. Bizim burada açık bir şekilde konumuz var. Niye raise edersek bizden daha kötü elleri fold ettirmiş olacağız. Devam edenler muhtemelen sadece onlu 10 on x'li kağıtlar olacaktır. Daha iyi elleri raise olacağız. Kapatılmaz bu noktada. Ee, burada tek opsiyonumuz var. O da kol etmek. Ha, zaten aksiyonlar doğru olan yapıyor. Turn aksiyonsuz geçiyor. Şimdi Turn'de şöyle bir şey var. Turn'de Papaz geliyor. Papaz bizim rencimizde daha uygun bir kağıt. Lowjack'ten. Hani Lowjack'in range'i nasıl bizden daha fazla bizden daha fazla 10 var. 10x'li kombinasyon var. Aynı şey Papaz için biz biz bizim için geçerli. Çünkü preflop'tan böyle geliyor hikaye. Ve range böyle geliyor. Papaz bizim rencimizde daha çok var. Ona rağmen burada 160'lık bir bet yapıyor ki kuvvetli bir bet butondaki arkadaş da kol ediyor. Şimdi bu noktadan sonra tabii turn aksiyonsuz ama kafamızın bir köşesinde şu Artık river'da fold edebilme ihtimalimiz var. Yani turn'de burada kapatılır mı? Gene kapatmak bence biraz fazla tight bir aksiyon e, olur. Ama river'da artık 3 street boyunca yani rakip hem flop hem turn e, hem de river'da betlerse siz 3 street'te call etmenize rağmen özellikle preflop raiser, 3 better olmanıza rağmen betlerse hala river'da Tabii ki zaman zaman gene blöf yapıyor olabilir. Tri triple barrel blöf yapıyor olabilir. Ama fold etmeyi ciddi manada düşünüyor olmanız lazım. Çünkü e, rakibin aksiyonu da güçlü bir aksiyon haline gelmiş oluyor. Ama tabii kafamızın bir tarafında tutuyoruz bunu. E, devam edelim. River geliyor arkadaşlar. River'da, şimdi River'da garip bir şey oluyor. Şimdi River'da gene papaz geliyor. Buradaki papazla beraber ne oluyor? Aslında rakibin onu counterfeit oluyor. Niye? Çünkü benim elimde bir şekilde papaz varsa şu an onun fulaosuna karşı, 10 fulaosuna karşı ben papaz fulaosumla kazanıyorum. Ki papaz papaz ve papaz da benim rencime çok uyan bir kağıt. Ama yerde iki tane olması tabii bende olma ihtimalini düşürüyor. Ee, şimdi normalde şimdi, papaz onun rencine vurmuyor zaten. O yüzden onun elinde papaz olmasına çok ihtimal vermiyoruz. 10 Flop'ta da söylemiştik. 10 gerçekten böyle oynar mıydı? Belki ufak bir porsiyon. Genel popülasyonun ufak bir porsiyonu böyle oynardı ama onun da biz çok bu şekilde oynamasını beklemiyoruz. O yüzden ben rakibe çok 10'da vermiyorum burada açıkçası. 2-2 peki. Bugün yani şu konuşmadık şu ana kadar. 2-2 Flaus bu şekilde oynar mıydı? Ee, yani 2-2 evet belki Flop'ta bizde 10 olma ihtimalini düşünerek check raise'e gitmiş olabilir. Turn'de bir daha betlemiş olabilir. Papaz da gelince özellikle ama e, preflop aksiyonları düşünüldüğünde 2-2'nin aldığı aksiyon bana çok da mantıklı gelmiyor Çünkü buradan raise ediyor okey olabilir ama buton 3-betliyor Her ne kadar butonun 3-bet range wide olsa da 2-2 ile out of position'dan çok fazla bir hamle şansınız yok O yüzden 2-2 burada e, preflopta böyle oynayacak bir el gibi gelmiyor bana yani preflopla uyumsuzluk var anlat, anlatılan hikaye bakımından. O yüzden 2 de çok ihtimaller dahilinde değil. E peki ne olabilir o zaman 2 de ihtimaller dahilinde değilse? İşte e, um, overcard'lar belki olabilir ama over da biz bu kadar işte flopta işte check raise'e gitmesini falan beklemiyoruz. Yani burada mesela jack check'le ya da queen queen'le e, bir check raise düşünülür müydü? Bence düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü yani nerede durduğunu görmek açısından belki ama nerede durduğunu da çok da çözümlenemeyebilirsin Çünkü Jack Jack'le burada raise ettin ben seni asas da kol etmiş olabilirim gibi. Şimdi bütün bunların ışığında videoyu anlatan arkadaşımız şöyle söylüyor. Diyor ki eğer diyor river 3 olmuş olsaydı 3 veya 4 mesela blank yani anlamsız bir kağıt olmuş olsaydı ve rakibim burada betlemiş olsaydı ben muhtemelen yani büyük bir porsiyonda fold ederdim diyor. Çünkü rakibin her ne olursa olsun 3 street boyunca betlemesini beklemezdim. O yüzden benim için fold daha büyük oranda fold olurdu. Yalnız gelen papaz işleri karıştırdı ve kararı çok daha zorlaştırdı. Papaz gelmesi beni kol etmeye itti diyor. Ee, papaz gelmesi beni kol etmeye itti. Bu da saydığımız e, sebeplerden ötürü. Çünkü mesela burada 10 artık yere papaz açıldıktan sonra 10 korkardı. Aslan Şey 10 korkardı papazdan. 2-2'ye e, iki ihtimal vermedik. Ona zaten önceden sattı storyden ihtimal vermedik. Papaz onun range'ine zaten uymuyor. 3 olmasaydı gene e, diyor ki daha fold etme eğiliminde olurdum. Ama papaz olması beni kol etmeye itti açıkçası. Hala zor bir karar ama kol etmeye itti diyor. Peki hero'muz burada ne yapıyor? Yani ele oynayan arkadaşlar yorumlayan arkadaş farklı bu arada. Ele oynayan arkadaşımız ne yapıyor? Ele oynayan arkadaş elini kapatmış. Ben burada kol edeceğim. Sırf size bu Low Jack'in kağıdını göstermek için kol edeceğim. Hani gözünüzle görün sözlü ve yani e, verbal olarak söylemiş olmayalım diye. Aynı şekilde Big Blind'ı unutmayalım. Big Blind olin o da kağıdını açacak. Şimdi burada aslında kapatıyor asas fold ediyor ama kol etmiş gibi yapalım biz. Low Jack'in elinden Jack Jack çıkıyor. Big Blind'in elinden de kıs kıs Queen Queen çıkmış arkadaşlar. Ee, big Blind zaten diyecek bir şey yok. Ama e, ıı, için mesela preflopta yaptı aksiyon. Şimdi preflopta mesela 1. Forbet düşünebilirdi. Jack jack le. Özellikle butonun wide'lığına karşı. Koma kol edilebilir. Kabul edilebilir. Okey. Flopta aldı aksiyon. Flopta mesela raise etmesi. Şimdi flopta raise etmenin aslında bir şey, neyi başarmış oluyor? Flopta raise edince as queen işte as check, as papaz gibi kağıtları fold ettirebilirse butonun elindeki onları fold ettiriyor. Bunlar zaten Lovecek'in elindeki kağıdın iki ötesinden daha geride kağıtlar. O yüzden bana çok anlamlandıramadım açıkçası Check Raise'e gitmesini. Yani bir, bir amacı hizmet etmiyor. Yani yaptığınız hamlenin bir amacı hizmet ediyor olması lazım. Arkasında bir neden olması lazım. Hiçbir nedensellik yokken niye böyle bir Check Raise yapıyorsun? Yani neye hizmet ediyor? Sadece senden kötü el, e, senden zaten kötü olan elleri fold ettiriyorsun. Senden iyi olan eller? Bak asas zaten devam ediyor gördüğünüz üzere. Papaz papaz devam ediyor. Kız kız devam edecek. Onlu kağıtlar devam edecek. Devam ediyor. Sonra turn'de papaz geliyor. Papaz gene buton rengine daha çok uyuyor Lovejek'in e, durum den yani için işler daha da kötüye gidiyor. Ama bir kere raise ettiği için 10 x 2 hatları temsil etmeye devam etmek durumunda. Ve diyor ki belki bir daha betlersem asking'le de bir şekilde hero buradaki butondaki arkadaş float etmek float etti ise ben burada e, belki fold ettiririm diyor. Bir daha betliyor ve bir daha call ediliyor. Şimdi bir daha call edildikten sonra lowjack için de artık tehlike sinyallerini çalması lazım. River'da papaz geliyor ve artık iş şuna dönüyor. Abi ben burada bekleyeceğim. Umarım elinde 10 veya papaz yoktur'a dönüyor. Ve all in giriyor. Şimdi bu doğru bir mantık değil. Ama zaman zaman işler bir anda o kadar tersine dönüyor ki arkadaşlar oynarken biz. Ee, yani bir anda kendimizi bu tarz spotların içerisinde buluyoruz. Çünkü bu snowball efekt yani kar topu flopta yapılacak bir hata. Turn'de daha büyüyerek geliyor. O işin içinden çıkmak için başka bir hata daha yapıyorsunuz. Ve burada dev bir hata haline gelmiş oluyor. Tabi bunlar zaman zaman oynaya oynaya zaman içerisinde daha aşina olunan, daha tecrübe kazanılan durumlar. Umarım bize dediğim gibi Türk oyuncular olarak zaman içerisinde daha çok tecrübe kazanabileceğimiz platformlar alanlar buluruz. Çünkü hepimizin, hepimizin e, tecrübe eksikliği var. Arkadaşlar geçen hafta ben bir önceki hafta hazırladığım videoyu yayınladım zaten. Ciddi bir gribal enfeksiyon geçirdim. İnfluenza influenza B olmuşum geçti şimdi. Yani düşürüyor hakikaten yataklara. O yüzden şey, sesim biraz bu hafta da kötüyse kusura bakmayın. Ee, o şekilde. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eski videolarla alakalı bazı yorumlar geliyor. Mesela işte 83. el analizi. Şimdi 83. el analizini benim dönüp baştan 14-15 dakika izleme şansım yok ya. Da mesela 70'le geliyor. Yani şimdi bunu hepsini tek tek izlemeye kalkarsam sıkıntı olabiliyor. Hani siz gene yorumlarınızı yazın. Ben bakmaya çalışırım ama biraz o zor. Onun için cevap veremiyorsam eğer e, kusura bakmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Keyifli oyunlar, keyifli haftalar dilerim. 10. el bittikten sonrası Monstax'te. Belki bu bir ufak araya 1-2 haftalık değişik bir şey katmaya çalışırız. Hoşçakalın.